Steam'de Türk Oyun Festivali başladı. Peki nedir bu Türk Oyun Festivali? Aslında farklı versiyonların birçok kez gördüğümüz Korku Festivali, RPG Festivali gibi Steam etkinliklerinin Türk oyunlarından oluşan bir versiyonu. Bu etkinlikte geliştiriciler oyunları için direkt Steam'de bulabildiğiniz canlı yayınlar yapıyorlar. Çeşitli söyleşiler düzenleniyor. Ücretsiz demolar bulunuyor ve bazı oyunlar indirime giriyor. Yani yerli oyunları keşfetmek, denemek ve çeşitli bilgiler öğrenmek için çok uygun bir zaman. Festival sayfasına girdiğiniz zaman en alt kısımda festival süresinceki olan programı görebilirsiniz. 6 Kasım'da baş başlayıp 9 Kasım'da bitecek festival. Ben de bu videoda hem indirime giren oyunlardan hem de girmese bile dikkat etmeniz gereken belki indirimde belki şu an bütçenize uygunsa satın almanız gereken oyunlardan daha çıkmamış istek listenize eklemeniz gereken tabii ki bana göre oyunlardan bahsedeceğim. Tabii ki her oyuna ulaşmak maalesef zor, özellikle sayfayı gezdikten sonra fark ettim ki benim hani hiç farkında bile olmadığım birçok yerli oyun bulunuyormuş. Bunlara ben de dikkat edeceğim. Sizlerin de eğer önerisi varsa yorumlar kısmında paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Hepsine teker teker bakacağım. Ayrıca şu konuya da değinmem lazım açıkçası geçtiğimiz günlerde Twitter'da bununla ilgili bir olay oldu. Sanırım geçtiğimiz yıl yapılan Türk Festivali'nde çok fazla geliştiriciye ulaşılamamış. Bu yılda sanırım aynısı olmuş. Özellikle İstanbul'dakilere ulaşılmış diye bir böyle bir tweet gördüm ve bazı geliştiriciler bu konuda ufak bir isyan, ufak bir sistem etmişlerdi. Eğer hani böyle bir durum varsa, oyun ulaşılamadıysa size herhangi bir şekilde anladığım kadarıyla bu herhangi birinin suçu değil. Bu direkt olarak Steam'in bunun reklamını yapamamasından kaynaklı anladığım kadarıyla. Bir kişiye bile ulaşsak iyidir mantığında düşünüyorsanız bu videonun altına yorumlar kısmında eğer paylaşırsanız siz de oyununuzu, bizim de şöyle bir oyunumuz var diye hem ben mutlaka bakacağım hem de diğer videoyu izleyenler bir göz atarsınız yorumlara oradaki diğer oyunlara da bakma fırsatı bulabilir. Yakın zamanda ülkenizdeki yerli yapımlarla ilgili de genel bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. Hemen isterseniz oyunlara geçelim. Festivalin ana sayfası yine muhteşem olmuş. Geçen senekine göre biraz daha çalışılmış olduğunu açıkçası hissettim. Görsele baktığınız zaman hemen sağda solda Türkiye'den esintiler olduğunu görebiliyorsunuz. Sağ tarafta sanırım Göbekli Tepe, İstanbul silüeti, Kız Kulesi, surlar ve sağda solda dediğim gibi çeşitli göndermeler bulunuyor. Şurada da öz botlar diye bir yer var hemen bu kısımda. Gerçekten tasarım anlamında çok güzel olmuş. Hemen isterseniz oyunlara geçelim. İlk oyunumuz tabii ki de Anomaly Agent. Enes Kirazoğlu'nun kurmuş olduğu Pew Pew Games isimli stüdyonun bu yılın başına çıkmış oyunu. Şu anda yeni bir oyunu da geliştiriyorlar. Ona da geleceğiz zaten birazdan. Ama Legend inanılmaz farklı bir deneyim sunmayan ama dediğim gibi yaptığı her şeyi iyi yapan güzel bir aksiyon oyunu. Sonrasında gelen ücretsiz güncellemesiyle birlikte tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun oldu. Şu anda indirimde 2,5 dolara satılıyor. Bence bu fiyata satın alınması ve denenmesi gereken ve desteklenmesi gereken bir yapım. Sıradaki oyunumuz Monochroma. Monochroma aslında böyle ilk genel olarak duyduğumuz yerli oyunlar da çıkıyor dediğimiz yapımlardan bir tanesi. Çıktı dönem yanlış hatırlamıyorsam Limbo'yla da birçok benzerliği gösterilmişti basın tarafından. Güzel, farklı, enteresan bir hikayesi olan yer yer bulmacalarıyla, yer yer platform öğeleriyle kesinlikle denememesi gereken bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu söylemekte fayda var. 2014 yılında çıkmış olduğu için günümüze çıkan yerli oyunlar kadar bence komple bir oyun değil. Biraz eksileri var günümüzde çıkan oyunlara göre. Ama zamanına göre değerlendirildiğinde kesinlikle başarılı bir yapım. Şu anda indirimde değil ama demosu mevcut. Dilerseniz demosunu indirebilirsiniz. Liars Bar en güncel yerli yapımlardan birisi sanırım. Açıkçası benim henüz oynama fırsatım olmadı. Ama gördüğüm yorumlara göre gerçekten de keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim ki inceleme sayıları da cidden inanılmaz sayılara ulaşmış. E, tebrik etmek lazım. Bu yüzden arkadaşlarla oynanıyor diyebiliyorum. 4 dolarlık da bir fiyatı var. Bence denenebilir. Desteklenmesi gereken bir yapım gibi duruyor. E, çok anlatmaya gerek yok ama Mount and Blade serisi zaten ülkemizin en büyük serilerinden birisi. En büyük oyunlarından birisi. E bu yüzden Mount and Blade'den bahsetmemek olmazdı. Çoğunuz biliyorsunuz zaten o yüzden geçiyorum. Land of the Vikings. Açıkçası çok fazla böyle strateji, şehir kurma oyunlarını seven birisi değilim. Ama bu oyunun demosunu denemiştim. Ve gerçekten demosu büyük bir keyif verdi. Bunu söylemem lazım. Yüksek bütçeli bu tarz oyunlarla kıyaslandı. Evet birçok eksisi var ama dediğim gibi biraz da artık aslında desteklenmemesi gereken yapımlardan bahsetmemiz gerekiyor ülkemizde. Çünkü bugün gidip Polonya'da Witcher ilgili bir şey söyleseniz Polonyalar tepenize biniyor. O yüzden biz de elimizdeki özgün oyunları, güzel şeyler vadeden oyunları bence desteklememiz gerekiyor. Land of the Vikings de benim burada açıkçası keyif aldığım yapımlardan birisi. Mayhem Brawler zaten yine ülkemizin en popüler yapımlarından birisi. Bunu direkt öneriyorum. Eskiden özellikle arcade cihazlarına çok oynadığımız o beat'em up oyunları seviyorsanız bence güzel örneklerinden birisi ve yerli yapım olması dediğim gibi yine güzel bir artı. Bu yüzden kesinlikle denenmesi gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor. Pileup aslında böyle üst inşa etme temeli olan bir oyun. Benim boyuna verdiğim tek eksi not şu oldu oyunun ilk fragmanını izledikten sonra oyuna girdiğinde, oyunun görsellerine de bakınca biraz daha böyle beni zorlamasını beklediğim bir oyun olmuştu. Açıkçası öyle çok da zorlandığım bir oyun olmadı. Biraz daha strateji ama biraz da sakin bir oyun olduğu için hani bunu bilerek satın alıp oynarsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ben açıkçası dediğim gibi biraz zorlamasını bekledim. Çok zorlayan bir yapım değil. Fiyatı da 3 dolar. Bence yine dediğim gibi desteklenmesi gereken önemli yapımlardan birisi. Sıradaki oyunumuza geldik. Bu aslında yavaş yavaş günümüzde kaybolan bir türü, türü ait bir oyun. Bullet Hell. Türkiye mermi Cehennem olarak çevirmiş Steam bunu. Yani çok fazla aslında bu güzel bir çeviri. Burada çok fazla böyle mermi sıktığınız, aksiyona sürekli girdiğiniz Vampire Survivors'ın ilerleyen kısımları buna denebilir. Günümüz örneklerine yine büyük bütçe Turnal'ı örnek verebiliriz. Tabii ki o kadar büyük bir yapım değil ama kesinlikle tempolu, eğlenceli, sardığınız zaman sizi birkaç saat kitleyecek bir oyun. Bu yüzden bence şans verilmeli. In Tycoon. Açıkçası bu türü de hiç seven hatta şöyle söyleyeyim nefret eden biriyim ve yerli bir oyun diye geçtiğimiz aylarda Twitter'da çok fazla konuşulunca açıkçası bir şans vermek istedim ve girdim ve keyif aldığımı söylemem lazım. Bu Tycoon bir biten oyunlarda hep nefret etmişimdir zaten ama dediğim gibi nefret etmeme rağmen bana kesinlikle keyif verdi. Yine desteklenmesi gereken geliştirici stüdyonun önümüzdeki oyunlarıyla çok daha yukarıya taşıyabileceğinin potansiyelini verdiği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer bu türü seviyorsanız kesinlikle deneyin. Benim gibi bu türe çok uzaksanız da desteklenmesi açısından bir şans verilebilir. Fiyatı da çünkü şu anda 3.75. Evet Jumping Jack. Bu oyunun çok konuşulduğunu görmedim ama ben bu tarz böyle basit oyunları çok severim. Böyle platform öğeleri barındıran, platformuyla zorlayan oyunları çok severim. Bu oyunun da sosyal medyada çok konuşulduğunu görmedim açıkçası ama gerçekten de büyük keyif aldım. Şu anda 2,5 dolara satılıyor. Ama dediğim gibi çok basit bir oyun ama zorluyor. Gerçekten de zorluyor. Dice and Fold. Açıkçası bu listede herhalde son zamanlarda oynadığım ve en keyif aldığım yapımlardan birisi. Kart oyunlarını zaten çok seviyorum. Özellikle son birkaç aydır inanılmaz kart oyunlarını sarmış durumdayım ve bu son bir buçuk aydır işte denediğim yapımlardan birisi Dice and Fold'da. Açıkçası oyuna girerken çok detaylı olmasını beklemiyordum ama bu detaylı olması bir yandan da basit olması çok hoşuma gitti. Eğer kart oyunlarından insanlar genelde çok detaylı olduğu için ve o evrene girmesi, oyunun içine dalması zor olduğu için genelde çekinirler. Ama bu oyunun içine girmesi, dalması çok kolay olmuştu. Ve dediğim gibi basit ama detaylı da bir oyun. Bu yüzden bence denenebilir eğer kart oyunu seviyorsanız. Evet burada aslında genel olarak Stratera'nın oyunlarından bahsedeceğim. Stratera Games isimli yerli oyun stüdyosu Dora'nın başında olduğu bir stüdyo. Cardboard Town'la açıkçası daha önceki oyunlarında bir ufak tefek denemiştim ama Cardboard Town'la birlikte gerçekten de oyuna hayran kaldım ve Stratera'nın diğer oyunlarına da böyle teker teker ufak ufak da olsa bakmaya başladım. Cardboard Town aralarında kesinlikle öneriyorum. Her zaman şunu konuşuruz Türkiye'de. Neden bizden GTA çıkmıyor? Aslında kısa vadede çok da GTA çıkmasına gerek yok ki. GTA olmasa da büyük bütçeli bir oyun göstereceğim birazdan. Kısa vadede GTA çıkmasına gerek yok ama kısa vadede en azından... Artık sürekli arka arkaya gördüğümüz korku oyunlarını görmememiz gerekiyor. Ve artık biraz daha özgün yapımlar görmemiz gerekiyor. Ve bence bu oyun onlardan birisi. Çünkü üst inşa etme ve kart oyununu bir araya getiren benim daha önce görmediğim kendine has bir tarzı var oyunun ve gerçekten de inanılmaz eğlenceli ve sardığınız zaman da gerçekten böyle kapılıp gidiyorsunuz saatlerce. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Türk geliştiricilerden açıkçası benim beklentim çok iyi duran oyunlar yapmak yerine en azından özgün fikir olarak tür anlamında, oynanış mekaniği anlamında özgün bir şey sunmalarını bekliyorum. Çünkü bu kısım öyle çok da fazla bütçe istemiyor. Biraz da sadece düşünme istiyor. Burada hemen Stratera'nın diğer oyunlarını şöyle göstermiş olayım. Özellikle Havsala'yı da tavsiye edebilirim. Gerçekten güzel bir oyun yine Mew Express'te ilk oyunlarından biriydi. Küçük tatlı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Evet yine geldik simülasyon türünden bir oyuna. Supermarket Simulator. Simülasyon oyunlarını da çok sevmem ama zamanda Gas Station Simulator diye bir oyun oynamıştım. İnanılmaz sarmıştı. Böyle bir satıcı gibi davranmak niye bilmiyorum birden hoşuma gitti. Esnaf olmayı seviyorum galiba. Her Türk insanın içinde bir ufak bir esnaf var. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu da yine o tarzda süpermarket simülasyonu. Yani çok da anlatmaya gerek yok. Süpermarket sahibisiniz ve içeriği geliştiriyorsunuz. Yeni ürünler getiriyorsunuz. Müşterilerle ilgileniyorsunuz. Bir yandan etrafı temizliyorsunuz falan derken tamamıyla bir süpermarket sahibi gibi oyun oynuyorsunuz. Bu tarz şeyleri seviyorsanız özellikle bu tarz oyunlarda rol yapmak çok önemli. Rol yaparak oynarsanız inanılmaz keyif alırsınız. Şimdi geldik artık 3 tane benim çok beklediğim oyunu sizlere göstereceğim. 3 tane yerli yapım. Bunlardan birisi Sodama. Demosu da olduğu için en başa koydum. Cyberpunk bir evrende geçiyor. Aksiyon roguelike türünde. Yine az önce söylediğim gibi bullet Hell tarzında bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Demosunu çok kısa oynadım. Videoya girmeden önce. Açıkçası benim hoşuma gitti. Geliştirilmesi gereken yerler var bu çok bariz bir şekilde belli ama şu anki hali bile bana büyük keyif verdi ve oyunun tam sürümünde gerçekten de inanılmaz keyif alacağımı yine o bizim gurur listemizin arasında bir oyun yazacakmışız gibi gelmedi değil açıkçası bunu söyleyebilirim. Demosunu indirip bence mutlaka bir bakın duruma göre de istek listenize ekleyebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz da Anomaly President yine Pew Pew Games'in yeni oyunu. Bu sefer erken erişim olarak çıkış yapacak ve oyun oynanabilirken bir yandan da geliştirilecek. Burada şuna güveniyorum açıkçası. İkinci oyunlarında bambaşka bir türe gitmeyip ilk oyunda öğrendikleri türün daha iyisini ikinci oyunda yapmaya çalıştıkları için ve duyduğum kadarıyla güzel bir hikayesi enteresan bir hikayesi var Daha sonra evrenin güzel bir teması var Bu yüzden bu oyuna karşı daha fazla hevesliyim Ve daha fazla heyecanlandığımı söyleyebilirim Çünkü dediğim gibi bambaşka bir türe Bambaşka bir temaya geçmediler Bildikleri şeyi öğrendikleri şeyi daha esin yapmak için Geliyorlar gibi geldi bana Bu yüzden bence listenize eklemeniz gereken bir yapım Son oyunumuz da Black State Black State ile ilgili zaten inanılmaz detaylı bir video Hazırlamıştım oyunu gidip direkt Motion Blur'un stüdyosunda oynama fırsatı buldum Yaklaşık bir 10 dakika kadar oynadım Çeşitli bilgiler öğrendim. Burada söyleyemedim bilgiler öğrendim. Söyleyebildiklerimi de öğrendim. Bunların hepsini detaylı inceleme videosunda bulabilirsiniz. Orada oynadığım görüntüler de mevcut zaten. Ama kesinlikle isteklisinize eklemeniz gereken bütçesel anlamda Mount Blade'in yanına belki daha da önüne koyabileceğimiz ve bizi sadece Türkiye'de hani böyle hepimizin oynadığı sevdiği bir oyun değil de globalde de temsil edecek. Global'in gözünü buraya çevirmesini sağlayacak bir oyun olabilir büyük bir altında şu anda. Umuyorum bunun altından başarıyla çıkarlar. Ama dediğim gibi videoyu izlemeyi ve istek listesine eklemeyi unutmayın. Evet listemizin sonuna geldik. Dediğim gibi her oyuna ulaşmak, her oyunu denemek benim için imkansız şu anda. Gerçekten çok fazla oyun var. Bu biraz da beni mutlu etti açıkçası. Önceden hani bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaydı. Şu an ciddi sayıda oyun var. Tabii ki çok fazla tekrar düşen oyunlar da var. Maalesef çeşitli sebeplerden para yemeye çalışan da oyunlar da var. Bunlar olacak ama bunlar her yerde oluyor zaten. Ama bizim bu Oyunların arasına gerçekten iyi olanları, özgün olanları, potansiyele sahip olanları bulup desteklememiz gerekiyor. E, Ancak bu şekilde zaten ileriye gidebiliriz oyun sektöründe ve oyun sektöründe artık ileriye gitmemiz gerekiyor. Yani in inanın burada bizim ne kadar fazla kaliteli oyun çıkarmamız oyunların Türkçe dublajlı, Türkçe altyazılı gelmesine bile büyük destek sağlar. Ülke ekonomisine de destek sağlar. Yani tahmin edebileceğiniz birçok şeye destek sağlar. Bu yüzden gerçekten arasındaki özgün oyunları, güzel yapımları, potansiyele sahip oyunları en azından istek listenize ekleyip, bütçeniz olduğuna yap, alıp, işte yorum atıp, sağda solda konuşup bunları bir şekilde duyurmamız, globale çıkarmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'de çünkü satış yaparak geliştiriciler de bir yere ulaşamazlar. Globale her başarılı oyunda olduğu gibi bizim oyunlarımızın da globale çıkması gerekiyor. Dediğim gibi sizlerin eğer tavsiyesi varsa lütfen yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Eğer geliştiricilerden biriyseniz ve oyununuz burada yer almadıysa bir kişi bile görse yeter mantığını düşünüyorsanız yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Beni de bu arada desteklemek isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.